yurt içi ve yurt dışına kültür turları düzenleyen bir şirkete konuk oluyoruz şimdi de. Gelin hep birlikte yaptığımız bu keyifli sohbetimizi izleyelim. Değerli izleyicilerimiz, Eskişehir'de VIP taşımacılık hizmeti veren 222 tura misafir oluruz. Yanımızda şirketin yönetim kurulu üyesi Mümin Karakaş Beyefendi var. Mümin Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Mümin Bey, birkaç cümleyle sizleri tanıyalım. İsmim Mümin, soyadım Karakaş, Eskişehir doğumluyum. İki çocuk babası, evli bir kişiyim. Yaklaşık 10-12 yıldan beri Eskişehir'de taşımacılık hizmeti vermekteyiz. Peki şirketinizin bir kuruluş hikayesi var mıdır? Kuruluş hikayemiz var. Yaklaşık 12 yıl önce ben bu işe kendim şahsi olarak başlamıştım. Tek araç üzerinden başlayarak. Ondan sonra bir 3-5 arkadaş bir araya gelerek 2008 sonları, 2009 başlarında şirketleştirme kararı aldık. Hep beraber toplanarak bir çatı altında, bunu da 222 tur isminin altında, çatısı altında toplanarak beraber ortak bir şirket kurduk. Eskişehir'in kanayan bir yarası olan VIP taşımacılık, şehirler arası kaliteli hizmet anlamında sektörde yerimizi almaya çalıştık. Kuruluş hikayemiz bu şekilde başladı. Peki açıkçası bir başarı öyküsü söz konusu. Tek araçla başladınız bu yola, şimdi birçok aracınız var. Bu nasıl oldu? Bu başarı merdivenlerine nasıl çıktınız bu kadar hızlı? Başarı merdivenlerine kaliteli çalışarak, doğru dürüst hizmet vererek, Eskişehir'de de bu şekilde bir firmanın olmaması ve bizim bu işte ilk olmamız başarı merdivenlerine hızlı ve seri bir şekilde çıkarak zirveye oturmamıza yardımcı oldu. Peki şu an için kaç tane aracınız var? Şu an için şirketimizin kendine ait 35'e yakın özmal aracımız var ve bize bağlı çalışan yaklaşık 50'ye yakın da dışarıdan taşören diye tabir ettiğimiz arkadaşlarımız bize hizmet veriyorlar. Bu bölgede sizin gibi birçok sektör firması da vardır. Sizleri onlardan ayıran en önemli özellik nedir? Müşteriye önem vererek araçlarımızı devamlı yenilediğimiz için sektörde iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Peki burada kaç kişilik bir çalışma ekibiniz var? Aynı zamanda da ekibinizi oluştururken neleri ön planda tuttunuz? Şirketimizin bünyesinde bize çalışan ve bizim kendi personelimiz dahilinde 47'ye yakın personelimiz var. En önemli özelliğimiz şirketimize aldığımız bizde çalışan arkadaşlarımızın, personellerimizin müşteriye karşı konuşması, hali, tavrı en önemli unsurlarıdır. Peki her sektörde birçok da sıkıntı mevcut. Sizin bu sektörde karşılaşmış olduğunuz problem nedir? Sektörde bize zarar veren en büyük özelliklerden biri merdiven altı diye tabir ettiğimiz, yani fevri çalışan, araçları modelsiz, gerçekten turizmi, taşımacılığı, VIP taşımacılığı bilmeyen arkadaşların yapmış olduğu taşımacılık. Fiyatlardan ve araçlarından dolayı bunlar bize kendi müşterimizden de zarar yansıtmaktadır. Yani onların yapmış olduğu bir yanlışlık size de olumsuz olarak geri dönüş yapıyor. Tabii ki. Onların şu şekilde yapmış olduğu bir yanlış. Mesela adam VIP taşımacılık diyerek, aracını VIP tanıtarak gittiği turda veya gittiği transferde işini kaliteli bir şekilde yapmadığında işte bütün camiadaki bu arkadaşların aynı kefeye konması bize büyük zararlar veriyor. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Son olarak ilave etmek istediğiniz bir konu var mıydı? Ben tüm izleyicilerimize ve Eskişehir'de bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ediyorum. Selamlar diyorum. Sevgili izleyicilerimiz, şirketin kurucu ortağı Fatih Çetin Beyefendi ile röportajlarımız devam ediyor. Fatih Bey, sizleri tanıyalım. Merhabalar, ben Fatih Çetin. Orduluyum. Aslen 11 sene önce Eskişehir'e okumaya gelmiştim. Bugün bu işi yapıyorum. 8 yıldır da turizm sektörüyle uğraşıyorum. Peki sektöre nasıl girdiniz? Sektöre öğrenci olduğum yıllarda öğrenci organizasyonlarıyla girdim. Üniversitede organizasyonlar düzenliyordunuz. Üniversitede yaptığımız organizasyonlarla girdik. Alışkanlık oldu. Bir yerden sonra da işimiz oldu. Yolumuza bu şekilde devam ettik. Önce zaten sizin gibi TV programlarıyla başlamıştık. Seyirci götürmeyle. Evet. Ve öğrenci arasında yaptığımız festivallerle, küçük çaplı da olsa. Hı-hı. Onlarla başlamıştık. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki hizmetlerinizi biraz açalım. Şimdi neler yaparsınız? Şimdi yurt içi ve yurt dışı turlar yapıyoruz. Kültür turları yapıyoruz. Ben zaten şirketin kültür turları departmanıyla ilgileniyorum. Ülke içinde hemen hemen tüm bölgeye turlarımız var.
En çok rağbet gören gezilerimizden birisi de Karadeniz gezilerimiz, büyük gezilerimiz. Bir haftalık, 10 günlük süren gezilerimiz. Evet. Ve yeni yeni ürün yelpazemize yeni kattığımız Balkan turlarımız var. Peki VIP taşımacılığı da yapıyorsunuz aynı zamanda? VIP taşımacılığı da yapıyoruz. Kişiye özelden tutun da hani üst düzey bir sınır sayı yok. Kimler genelde tercih eder? VIP taşımacılıkta kişiye özel ve 2 kişilik, 3 kişilik taşımacılıklarda Eskişehir'e gelen, şehir dışından gelen çoğu ünlü bizim araçlarımızı kullanıyor. Bu da tabii bize gurur veriyor. Evet. Bölgedeki en önemli oyuncu da sizsiniz diye biliyorum. Yani turizm sektöründe taşımacılıkta, VIP taşımacılıkta biziz. Peki Fatih Bey, şirketin misyon, vizyon ve kalite politikası hakkında da çok kısa bilgi rica edeyim. Tabii ki. Şu şekilde söyleyebilirim. Sürekli daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Sürekli yeni bir şeyler katmaya çalışıyoruz ürün yelpazemize. Klasikleşmişlerin dışına çıkarak farklı ne verebiliriz? Farklı ne sunabiliriz? Ve bunları en iyi nasıl insanların önüne getirebiliriz diye uğraşıyoruz. Araçlarımızda olsun, kültür turlarımızda ve otel departmanımızda olsun sürekli bir yenilik içindeyiz ve daha mutlu etmek adına çalışıyoruz. İleriye dönük daha farklı neler yapmak istiyorsunuz şirket olarak? İleriye dönük ülke içinde ben kendimizi tamamladığımızı düşünüyorum. Yurt dışı turlarına büyük bir önem verip iyi bir isim haline gelmeyi düşünüyoruz. Yurt dışı turlarına. Şimdi Balkan turlarıyla başladık. Bir sonraki aşamada Balkan turları ve Orta Avrupa'yı birleştirdik. Daha sonrasında büyük hedeflerimiz var.